Merhaba, iyi akşamlar Duduşlar, iyi akşamlar. Yine karşınızdayım. İşten geldik, yemek bitti, evde başlayacağız şimdi yemeğimize. Evet, bugün ne yapıyoruz? Şöyle bir çekelim şunu. Bugün soğan yahnisi yapacağım. Ben şöyle etimizi düdüklüde tam pişirmedim. Az birazcık pişirdim. Çünkü tencerede de kavuracağım için çok az pişirdim. Şöyle yarım kilo kadar küçük arpacık soğanımız var. Bir kafa sarımsağımız var. Etimizi doğrayalım. Yanına çok güzel pirinç pilav yapacaktım da İsmail makarna istedi. Cevizli makarna yapacağım paşama. Evet, bu arada keyifler nasıl kızlar? Et de sıcak da. Nurcan için gidiyordur Nurcan. Tam pişirmedim. Çok az bir şey. Çünkü tavada da devam edeceğim. Kızlar, bu arada havanız nasıl? Havanız kız. Songül'le sabah servis bitesiye kadar, yemekler çıkasıya kadar bir geriliyoruz. Hay, o gerilmiyor da ben geriliyorum. Bir de onu da geriyor. Canım tez ya. Duramıyor. Evet, bugün Belgin'in doğum günü. Salim de pasta almış. Şimdi gelecek o da. Belgin evde geldiler. Salim markete gitti herhalde. Ben dünden aldım. Yo, evveli günden aldım hediyesini. Dedim kız gidin dışarı. Ne gideceğim diyor. Evet, etimizi şöyle bir doğrayalım. Üf, elim yandı, elim. Etimizin suyunu atmadım. Ben soğan yahnimizin içine kullanacağım et suyunu. Elim yandı. Aman, önceden ne dayanıklıydı ne dayanıklıydı sıcağı. Yaşlandım artık. İsmail'cim acıkmış, hemen önce onu şu eti doğrar doğramaz makarnasını yapayım. Cevizli peynirli makarna yapacağım oğluma. Gelir gelmez hemen etin kokusunu duydu, ne yemek var diyor. Et pek sevmiyor ya. Ona da makarna. Gerçi yer bundan da yedirir annesi de. Yandım. Şafak kaç kız? Yayında herhalde Şubat'ta Şubat'ta buluşacağız. Şubat'ta. Eskiden bana çalıştığım yerde atom karıncayla şey derlerdi. Kara şimşek. Kara şimşek de deyince bazıların aklına başka şey geliyor, hani mercimek bakımından da. O zamanlarda da bir dizi vardı. Bazılarımız hatırlamaz onu da. Ben gibiler hatırlar. Bir arabayla ilgili. Burada da taktılar o adı. Yok, atom karınca. Dün velinin biri öyle diyor, öğretmenler de geliyor da. Atom karınca, atom karınca diyor. Dedim ben biliyorum, o ismi bana taktılar. Evet, ocağımızı yakalım. Hangisini de, ikisi de aynı. Etlerimizi içine atalım. Bunları ben sıyıracağım.
Evet, soğan yahnimiz. Kapağını kapatalım. Biraz da yağımızı ilave edeceğim. Et suyumu içine süzerek koyacağım arkadaşlar. Ay bunları sıyıracağım da şimdi sıyırmayayım. Kız soğan sıyırma. Kenara koyayım. İsmail'cim ellerimi yıkadım. Gördüğünüz gibi çok acıktım dedi. Hemen onun da makarnasını halledeyim. Suyumu da açalım. O duştan çıkarasaya kadar olur onun makarnası. Ben suyunu süzmeden yapıyorum makarna. Daha güzel oluyor. Çok az bir şey yağ koyacağım. Ondan sonra da biraz da margarin ilave edeceğim. Hemen kaşarcığımızı da yapayım. Bugün başka yerden akşam geldi gerçi de. İş görüşmesi. Aramadım ben. Belgin'e söyledim de aman anne dedi boş ver dedi. Bugün gene aradılar iş yerinden de. İş yerindeyse daha doğrusu. Solgül de sakın abi bırakma beni diyor yavrum. Ne güzel diyor anlaşıyoruz ikimiz diyor. Dedim benim için de bir sıkıntı yok. Anlaşıyoruz dedim. Gerçekten de anlaşıyoruz Solgül'le. İnşallah böyle devam eder tabii. Şu an bir sıkıntımız yok. Sizin de dediğiniz gibi inşallah böyle devam eder. Çok az bir şey yağımızı koyduk. Arada bir işte sabahtan geriliyoruz. O da benden kaynaklanıyor. Ondan değil. Yazık o anda ben işte böyle çok. Etlerimizi şöyle hemen kavuracağım. Zaten tam pişik değil etimiz. Çok az bir şey kaynattım. Arkadan salçamızı koyuyorum. Çok az bir şey. Etle beraber kavrulsun. Bunu kaldırabiliriz. Şekilde giderse pek ayrılacak gibi bir durumumuz yok da bakarız bakalım ileriki zamanlara sonuyla. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bir benim geldiğim yeğenim dışında yazık ses çıkarmıyor. Gerçi o da arada geriliyor, gerilmiyor değil. O da bir geriliyor. İşimiz zamanla olduğu için vaktimiz kısıtlı. Vaktimiz de kısıtlı olduğu için koştur koştur yapıyoruz bütün işlerimizi. Çok az bir şeyde ufalacağım peyniri çıkarayım. Diğerlerini sonra hallederim. Cevizli peynirli makarna İsmail'e. Şu kadar yeter ona. Tabağına.
koyalım. Hemen dolaba. Ocağı da desenize tencereye mi duruyor diye. Salim yemeklerde yemiyor kimyonu. Arıza eden yeter. Çay kaşığı. Nasıl gidiyor kız? Hepinize birden sormuyorum bunu. Tuzumuzu attık. Benim söyleyeceğim lafı anlayan anladık. Görünüşleri nasıl gidiyor? Görünüşleri. Şimdi süzgecimizi çıkarıp süzeyim. Kıymık falan kaçar maçar gider de. Kavruldu. Şöyle bir tane çıkarayım da tam pişikliğin pişme durumuna bakacağım. Kaynattığım et suyumuzu içine döküyorum. Soğan yapmamız. Hepsini dökmeyeyim de çok gelebilir. Şöyle dursun. Durumuna göre çünkü suyunu koyacağım pişikliğine göre de. Evet, makarnamız kavruldu. İşte artık son günün oradan bir buradan böyle sohbet edelim, yemek yapıyoruz, hem sohbet ediyoruz. İnşallah geçecek tabii ki bugünler. Şubat'ta geldiğim gibi yemekten önce bir yok yemeğimi yaptıktan sonra yayın. Ete bir bakayım. Tepişiyor içeridekileri de tepişiyor. Kız ne oluyoruz? Gönder annesi mi tepişiyor? Ne yapıyor? Evet, makarnamız kavruldu. Sıcak suyumuzu. Süzmüyorum ben bunu böyle, bu şekilde pişiriyorum, pilav gibi. Evet, bu su yeterli bence. Etimiz de kaynasın, hemen arkasından
soğanımızı, sarımsağımızı atacağım. Kekiğimizi, karabiberimizi, o da bitmiş değil. Gel oğlum. Soğan yakması yapıyor, makarna yapıyor. Götürmüyor mu dergini bu akşam bir yere? Doğum günü. Tamam, aldık ya onu alacağımızı işte. Aldık ya onu alacağımızı diyor. Olsun, baş başa. Nerede o? Kim? Burada mı arıyorum? Dergin içeride. Nerede o? Kameraya mı takmış? Yok. Kapat. Kola almış. Ekmeğimizi almış. Sadece. Sadece dergin istemiyor gitmeyi de. Evet, etimiz kaynıyor. Bir 5 dakika kaynasın, soğan bir sarımsak, ondan sonra tamamdır. Annem anlatıyor. Neyi? Götüreceğim, sen de bir şey götüreceğim falan. He, şey, he. Çekiyormuş, görmedim ya. Annem kendi gitmiyor ki zaten. Söyledim, ben ne yapacağız, gidip de diyor. Pastayı mı çıkarın? Ne çıkarın, bunu yapacağım. Ne yapıyor anne? Duşta. Hadi şu an. Şu yumurtaları da sök, yerleştir, o kolayı koy. Akşama pasta söndüreceğiz. Mum söndüreceğiz, pasta, yaş pasta. Şu ekmekleri de, bayatları da ufalayayım da. En azından köftelik bayatları böyle ufalıyorum. Belgin de kızartı veriyor fırında. İyi oluyor. Senin bugün benim yana getirdiğin kimdi? Ece o. Sen işte bak şu mu dedim de ben tanımıyorum ki onu. Kimin Ece'si ya, o? Bizim sınıfta o Ece. O bugün normalde ya evden getiriyordu ya da eve gidiyordu. He. Babaannesi para vermiş, dışarıda yiyecekmiş. Annesi gidip Sparta'da yeni taşınma. O bizim oradan mı yedi o? Yok, yemedi. Yiyecekti, baktı yemek varmış. Şöyle şey, yengen de var. Çiğ köfteciye gitti. Şebnem teyzelere gelecekti şimdi. Yemeği az yapmıştır belki, hani sayıyla yapmıştır. Aslında gelmedi. Şey çok yapıyor. Şebnem teyze de keşke getirseydim, ben öyle sayıyla yapmıyordum. Yani çok yapıyor. Belki o belli olmaz, getirseydim. Bir de bazen misafir oluyor ya. Evet. Misafir varsa yetmez bu. Bugün ne vardı Şebnem'de? Sulu köfte. De tarhana biberinde içip çoğunlaymış. Ne yediğimi bilmiyorum zaten. Sulu köfte, anam buraya gelenler, bize gelenlerin hepsi şey, seçici. Açelya var bize. Uzun bir kız geldi. Bizimle aynı anda geldi. Saçları şurada böyle siyah bir ceket giymişti. Yarısına kadar çekti. He. O kız bizim sınıfta işte. Açelya. O kız devamlı bizden yiyor. Aha, biliyorum. Orada onlar dört grup geliyor öyle. Dört arkadaş geliyor. Onlar devamlı aşağıya iner. Yukarıda oturmazlar, aşağıya inerler yemeğe. Hatta Ece de Açelya geliyor diye geliyordu. Sonra baktı yemek varmış. Evet, ekmeklerimizi de, bayat ekmeklerimizi hemen küçük küçük parçaya böyle fırına verdim. Kızartacak, blenderdan çekeceğiz. O da köfteleri. Evet, etimiz olmuştu. Azıcık soğanlarımızı atıyoruz. Arkadan sarımsaklarımızı, soğanlarımız piştiği zaman yemeğimiz hazırdır. İçine çok az bir şey, karabiber, o da kalmamış, onu söyleyeyim, alsınlar. Çok az bir şey de kekik atalım. Çok az bir şey, çay kaşığı, tuz. Evet, yemeğimiz. Sonra hazır. Makarnamız da 5 dakika sonra hazır. O da suyu çekmiş. Dediğim gibi süzmeden yapıyor. Evet canlarım, makarnamızın altını kapatıyorum. Makarnamız pişti. Yemeğimiz de pişti gerçi de. Hemen makarnamızdan tabağımıza alalım. Sınav çünkü çok acıktım dedi, soğusun.
Dumanın üstünde. Evet, çok az bir şey peynirimizden üzerine şöyle salıyorum. Ben böyle bu cevizli makarnayı yerim işte. Evet. Üstüne de cevizimizi, peynirimizi dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Evet, peynirli cevizli makarnamız afiyet olsun. Bizim bugünkü bu akşamki menümüz. Yemeğimizi de kapattık. Soğan yahnimizi. Oh, oh. Evet hanımlar, soğan yahnimiz de pişti. Şöyle bir bakayım ben size. Soğan yahnimiz ve peynirli cevizli makarnamız. Bugünkü bu akşamki menümüz bu ve akşama doğum günü kutlayacağız. İnşallah belgin çek derse çekerim, çekme derse çekmem. Pek öyle sevmiyor öyle şeyleri o. Evet, yarın tekrar iş yerinde görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Bye.